Kayıt da başladı. Buyurun hocam. Söz sizde. Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün kişiler arası iletişimin engellerinden bahsedeceğiz. İletişimde engeller var biliyorsunuz. Çeşitli çevrenin, içerinin, dışarının iletişim kurmada engeller vardı. Biz bu engellerden, bunlardan bahsedeceğim size. Kişiler arası iletişimde engeller ve çeşitleri diye başlıyorum. İletişim engelleri mesajın verilmesini zorlaştıran unsurlardandır. Bunlar da konuşmacıdan kaynaklanan engeller vardır. Bir de dinleyiciden kaynaklı engeller vardır. Konuşmacıdan kaynaklı engelleri şöyle bir sıralayacak olursak, amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış konuşma. Amacı bilinmeyen ve iyi hazırlanmamış bir konuşma. Demek ki size geçen dersten de anlattığım olaylardan birincisi, eğer bir konu hakkında topluma ya da kişiye bilgi verecek kişinin çok iyi hazırlanması gerekir. Bilgileri, belgeleri doğru yerden kaynaklı alması gerekir. Eksik bilgi ve yanlış anlam ve eksik mesaj iletmemesi gerekir. Alıcıya uygun olmayan konuşma. Bunlar ne olabilir? Alıcıya uygun olmayan konuşma. Bir, en baştaki dil konusu. Siz Türkçe bilmeyen birisine Türkçe olarak anlatmanız. Adam İngilizce biliyor. Sen Türkçe konuşuyorsun. Senin dediğin hiçbir şeyden bir şey anlamıyor. Ya da alıcının uygun olmadığı bir konuyu ya da bilgisinin olmadığı ya da hiç ilgilendirmeyen bir konuyu anlatmak gibi. Mesela çiftçiye matematik dersi vermek ya da coğrafya dersi vermek ya da üniversite mezununa farklı bir şeyler vermek. Adam inşaat mühendisi olmuş, sen başka bir şeyler anlatacaksın. O çok iyi hazırlanman gerekir. Bozuk ses tonu, monotonlaşmış konuşmalar, bunların hepsi vericinin yani konuşmacının noksanlarından birisidir. Ön yargılı dinleyiciyi küçümseme. Yani ön yargılı olmayacaksın. Karşındaki kişiye bu aslında böyleydi zaten, bu anlamaz zaten bunu diye başladığın zaman zaten sen iletişim bitirmiş oluyorsun. Eksik beden dili, işte konuşmacının hızlı konuşması ya da çok böyle karşıdakini uyutacak derecede konuşması gibi nedenlerdendir. Peki dinleyiciden kaynaklı nelerdir? Dikkatsiz ve yanlış dinleme. Dikkatsizce. Yani aklı başka yerde, sen burada dinliyorsun. İki, bilgi ve düşünme eksikliği. Bilgi olmayabilir o konuda. Ama karşı taraftakini düşüncenle beraber dinlersen o bilgiyi tamamlamış olursun. Ön yargılı dinleme. Ya zaten bu karşıdaki bana bir şeyler anlatan kişi boş konuşuyor zaten. Zaten boş konuşacaktır diye başladığın zaman onun iyi anlatımını dahi dinlememiş olursun. Geri bildirim yapmama. Şimdi geri bildirim neydi? Biz öğretmenler olarak sizlere yazılı sınav yapıp geri bildirim olarak almamız. Ya da başka bir şey tabirle ders anlatıp sınıfta sizlere benim çeşitli soru sormam gibi. Anladınız mı anlamadınız mı diye. Bunun gibi. Yetersiz algılama ve yanlış yorumlama. Eğer siz yetersiz algıladıysanız
bunu yanlış yorumlayabilirsiniz. Hep şöyle olur. Ben aslında böyle anladım. Hayır, bu yanlış bir şey. O söyleyen kişinin söylediği şekilde algılamak en doğrusudur. Düşünme ve düşünme eksikliği. Düşüncenin hassasiyetini ona bir vereceksin. Soru sormama eksikliği. Eğer anladıysan soru sorarsın. Anlamadıysan zaten hiçbir soru soramazsın. Şimdi engellerden bir de yapıcı engeller, bir de bozucu engeller vardır. Yapıcı engeller dediğimiz daha etkin ve yapıcı bir iletişim kurmak için karşımızdakine, kişiye anladığımızı ya da dinlendiğimizi göstermek. Anlatabilmek için karşıdakinin dinlediğini, senin, bak ben seni dinlemediğinin farkındayım mesajını vermektir. Şimdi bu gibi durumlarda teşvik ediyorsun. Sen öğretmen olarak çocuğun dinlemediğini fark ettiğin zaman o çocuk öbürü de diyor ki öğretmen ben dinlemeyenleri fark ediyor deyip bu sefer seni can kulağıyla dinlemeye başlıyor. Bunlardan bazı yapıcı engeller dediğimiz mesela bu yapıcı bir engeldir. Öğretmenin tutup öğrenciye soru sorup anlayıp anlamadığını tekrar geri dönüşüm olarak istemesi ya da eksikliklerinin farkına varmasını kolaylaştırıcı yöntemleri söylemesi bir yapıcı engellerdendir. Toplumsal kurallar vardır. Bu yapıcı engellerdendir. Toplumsal bazı özel kurallar vardır. Her toplumun kendine özgü ya da mahallen ya da semtin ya da ilin, ilçenin kendi toplumsal kurallar. Bu kurallara dışına çıktığın zaman engellemelere tabi olursun. Protokol kurulları. Protokol nedir? Devletin ya da bulunduğunuz ilin, ilçenin, ilçeyi idare eden üst seviyedeki kişilerden bahsediyorum. Bunların kuralları vardır. İşte sen bir ilçede en yüksek mülki amir kaymakamdır. Sen oraya gelip bir okul müdürünü kaymakamdan önce bir yere oturtursan işte bu yanlış. Protokol kurallarına aykırıdır. Üstten başlayıp alta doğru dizeceksiniz. Yazışma kuralları dediğimiz, yazışmanın da belli başlı kuralları vardır. Resmi yazışmalar, özel yazışmalar. Bu kuralların dışına çıkmamak gerekir. Nezaket kuralları dediğimiz, kibarlık, kabalık. Saygı kuralları, eğer birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde yapmazsak zaten biz baştan iletişimi engellemiş oluruz. Kişisel engeller dediğimiz, kişiye yönelik, şahsa yönelik engeller vardır. Bunlardan da bireyler aldıkları mesajları kendi bilgi ve becerilerine göre algılar ve yorumlarlar. Şimdi sen ne dersen de o algılayacağı türde algılar. Ben böyle yorumladım ya da böyle algıladım. Böyle algılamadın, onun dediği gibi algılayacaksın. Sen yanlış algılamışsın. Bu da kişisel engellerdendir. Yorumlarda zaten hep bunu derler. Ben aslında onu demek istemedim, şunu demek istedim. En büyük hatalarımız ya da kaçamak yoludur bunların hepsi. Ben onu demek istemedim. Neyi demek istediysen akıllıca, doğruca, düzgünce yaz ki karşındaki de ya da karşındaki sizin mesaj verdiğiniz grup, toplum, kişi de sizin ne demek istediğiniz vücut, dilinizden, yüz ifadenizden anlayacağı şekilde yorumlasın. Bunların başında işte dediğimiz gibi kişinin anlatım tarzları gelir. Nasıl anlatacağını çok iyi bilmeniz gerekir. Amaçlı yalanlar vardır. İşte biraz önce anlattım. Ben onu demek istemem. Aslında yalana başvurmaktır. Kişisel engellemelerde yalan söyleyerek ya da yalana başvurarak
kişisel engellemeleri ortaya çıkarmaktır. Peki bu iletişimin kişisel engellerinde bir, dil ve anlatım güçlükleri vardır. Dil çok önemlidir. Kullandığı sözcükler, kelimeler, cümleler çok çok önemlidir. Dil dediğimiz zaman sadece Türkçe, Arapça, İngilizce, yabancı dil olarak algılanmasın. Bir de diyelim Türkçe dilini kullandığımız bir grup kişi varsa karşısında Türkçe'yi kullanırken bunların içinde seçtiğimiz cümleler de çok önemlidir. Kaypak cümleler her zaman için kişiler arası iletişim engelli. Kaypak cümle kullanmayacaksınız. Düz, karşıdakinin anlayacağı şekilde Türkiye Türk Dil Kurumu'nun belirlediği kelimeler ve cümleler doğrultusunda ne anlama geldiğini, konuştuğunuz cümlenin ne anlama geldiğini bilmeniz gerekir. Anlamını bilmediğiniz cümleyi kullandığınız zaman yanlış yerde kullanırsınız. Çünkü her cümlenin kendine özgü bir anlamı vardır. Bir kelimenin. Cümle içinde kullandığınız zaman o kelime farklı bir yerlere anlaşılabilir. Peki bu dil ve anlatımın aksaklıklarını önlemek için neler yapmak gerekir? Bir, kendi anlamı dışında mecazi kullanımdan kaçınmalıdır. Yani mecazi kelimeleri kullanmaktan kaçınmalısınız. Kısa cümleler kurulmalı. Çünkü cümleyi uzattıkça dağıtırsınız. Önemli olan kısa ve net cümleler bunlardır. Cümlenin anlamını desteklemeyen kelimeleri kullanmayınız. Yeterli kelime haznesine sahip olunmalı. Bu da neyle olur? Okumayla olur. Bu okuma sadece ders kitaplarıyla alakalı değildir. Bir roman, kültürel kitaplar, şunlar bunlar, bunları okumanız gerekir. Soyut kavramları kullanmaktan kaçınmalısınız. Soyut kavramlar dediğiniz kavramları. Bir, dinleme ve anlama yetersizliği. Eğer siz karşıdakini düzgünce dinleyemiyorsanız, dağınıksanız ya da aklınızda başka bir şeyler var ise algılama güçlüğü çekersiniz. Söylenmek isteneni yanlış algılarsınız. Demek ki bir, dinleme ve algılama yetersizliği dediğimiz, eğer siz karşıdaki konuşmacının ya da sizin karşınızdaki size bilgi veren kişiyi yeteri derecede kendinizi vererek dinlemiyorsanız, aklınız başka yere dinliyorsanız bu algılama yetersizliğine sebep olur. Farklı bakış açılarına sahip olan insanlar aynı mesajı farklı algılayabilirler. Siz birisi lise mezunu, birisi üniversite mezunu, birisi köy esnafı, birisi inşaat mühendisi. Siz bu iki kişiye konuşma dilinde ya da kurduğunuz cümlelerde farklı cümlelerle hitap etmeniz lazım ki köylüye farklı, mühendise farklı. Yani mühendisin anlayacağı bir terim, cümle kurmanız gerekir. Köylüyse köylünün anlayacağı dili kullanmanız lazım. Şöyle anlatayım size. Sağlık politikasının içinde, sağlık camiasının içindeyiz. Sağlıktan anlamayan birisine adam getirdi sana tahlillerini getirdi. Ya siz sağlıklısınız, şundan bir bakar mısınız, ne anladınız diye sordu. Siz orada ya sizin akciğerinizde pilorozi var ya da pnömoni olmuşsun sen. Bu ne demektir? Sağlıktan anlamayan birisi bunu anlamaz. Ama sağlıktan anlayan birisine bunu pnömoni olarak anlattığınızda bu sağlıkçı bunun kitabını okumuş, dersini görmüş, zatürre olduğunu anlayabilir. Ama köylü anlamaz. Ne yapacaksınız? Bu dilde siz buna siz pneumoni olmuşsunuz değil de çeşitli nedenlerden uyuşukma olabilir, başka bir şey olabilir. Bundan dolayı akciğerinizde zatürre, halk diline zatürre ya da daha açık bir dille
iltihaplanma olmuşsunuz diyebilirsiniz. Bu dili çok iyi kullanmanızda yarar var. Bilgi eksikliği, bazı insanlar vardır. Ben her konuda bilgiliyim. Benim her konuda bir konu soru sorarsınız, her konuda bu adam cevap verir. Peki bilgi açısından doğru cevap verir, asla veremez. Biraz oradan, biraz buradan, biraz şuradan alınan bilgilerle karşı taraftakine doğru bilgiyi veremezsiniz. Siz bilim adamınız, bilim adamı bile bilim adamlığı konusunda bilgi verebilir. Onun dışında başka bir şey de veremez. Vermemesi de lazım. Mesela tıp doktoru. Tıp doktorunun branşları var. Bir kadın doğum uzmanı var, dahiliye uzmanı var. Böyle çeşitli uzmanlık dalları var. Peki bir genel cerrahi doktoruna ya da dahiliye doktoruna kadın hastalığıyla ilgili detaylı bir bilgi alamazsınız. Onun da size verilmemesi lazım ama sadece bir görüş bildirebilir. Sizi bilgilendirme açısından doğru bir bilgi vermiş olmaz. Kadın hastalığı uzmanında dahiliye konusunda. Ha, bilgisi var mıdır? Vardır bilgisi. Ama sizi yeteri derecede aydınlatacak derecede mutlaka onun uzmanından bilgi almanız lazım. Statü farklılığı. Biraz önce anlattığım köylüyle mühendisi anlattım size. Yani köylüye anlattığınız dilden bir mühendise aynı dilden anlatamazsınız. Onun için size bilgi verir ya da bilgi verecek kişi, yani iletişimi birisiyle iletişim kurarken bilgi verecek iletişimcinin bilgi vereceği konu hakkında çok iyi bilgisi olması lazım. Statü olarak da bilgi, beceri doğru bir kitaptan ya da bilgiyi doğru yerden alması en uygunlarından birisidir. Cinsiyet ve kültürel farklılıklar. Şimdi bizim gibi Müslüman ülkelerinde bazı bir şeyler vardır, saplantılar vardır. Her şeyi erkek bilir. Kadın ne anlarsın? Ya da çocuğa aman sus sen bir şey anlamazsın. İşte kültür farklılığı. Büyüklerimizde kültürde büyüklerimiz bazı yörelerde kendinden küçükse sen bir şey anlamazsın, hep ona danışırlar. Neden? Bu kültürden kaynaklanan bir gelişimdir. Nedir? O yazboz usulüyle ya da yapboz usulüyle ya da deneme yanılma usulüyle bazı şeyleri görmüştür, ona danışılır. Size çok bariz bir örnek vereyim bu konuda. Bazı bölgelerde hava şartlarından kaynaklı buğday ekimi olsun ya da başka bir sebze ekimi olsun, bunların havaya göre ya da aylara, günlere göre bir ekim dönümü vardır. Mesela buğdayın ekim dönümü vardır. Buğdayı ekmeden önce tarlayı nadasa bırakıp bir defa sürüp ondan sonra nadasa bırakman gerekir gibi. Bunları ziraat mühendisine sor, bölgenin olayını pek bilmezler. O kitaptakini okuyarak yani dünya genelinde nasıl yapılır onu bilir. Ama köylü ekebise yanılma usulüyle bunun doğru yöntemini bulmuştur. Bu doğru yönteme göre ekip biçme olayını ona göre değerlendirilir. Bunlar kültürel farklılıklardır. Köyün, mezranın, ilin, ilçenin bir genel kültürü vardır. Bunlar cinsiyete göre de değişiyor. Şimdi cinsiyete göre dediğimizde çocuk ne anlar, kadın ne anlar? Oysa araştırmalarda kadınların iletişimi çok iyi yaptığı gözlenmiştir. Erkekler boş işkembeden atarlar. Ama kadınların denemesinde ya da yapılan incelemelerde kadınların iletişimi erkeklerden daha güzel, daha doğru yaptığı gözlenmiştir. Hatalı tanımlamalar. Bilmediğin konu hakkında bilgi veriyorsan hatalı tanımlarsın. Eğer bildiğin konuyu ya da okumuş esasdan bu konu hakkında genel kültürün, genel bilgini güveniyorsan bu konuda ahkam kesebilirsin.
Yoksa şunu diyebilirsin. Benim okuduğum bilgiye göre şöyle bir şey okunmuştu. Ama ben emin değilim. Bakın bu en doğru yöntemdir. Ama siz bilmediğiniz konu hakkında karşı kişiye bu böyledir diyorsanız kesin bir dille bu yanlış bir iletişim yoludur. Kanal engelleri dediğimiz kanallar neydi? Beyler bayanlar, televizyonlar, internetler, Facebook'lar gibi telefonlar, cep telefonları anladığımız, bütün kullandığımız çeşitli yöntemler. Peki bunlarda engeller nelerdir? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bu kanal engellerini bozucu nedenler vardır. Bu nedenlerin içinde bir, insanların iletişim konusunda seçici davranmaları. Siz neyi seviyorsunuz? Mesela duymasını istediğiniz şeyleri duymak istiyorsunuz. Ya da hoşunuza gitmeyen şeyi beyninize algılamıyorsunuz. Onu çabuk unutuyorsunuz ama insanlar genellikle duymak istediklerini duyarlar. Sen şöyle bir şey anlatayım. Eşinden ayrılmak durumundayken bir bayan ya da erkek, siz çok samimi arkadaşsınız, bayan arkadaşınız, bunun hanımı, bayan arkadaşınız geldi yanınıza, dedi ki ya ben eşimle çok problemim var. Eşini asıyor, kesiyor, atıyor. Yani 20 yıllık ya da 10 yıllık ya da 5 yıllık eşini hiç iyi günleri geçmemiş gibi size anlatıyor. Fakat siz o anda onun kötü, kocasının ya da beynin kötü olduğunu hissediyorsunuz, duyuyorsunuz. Siz de onunla beraber atmaya başlıyorsunuz. En büyük hatayı burada yapıyorsunuz. Siz onu yatıştıracağınız yerde hatta benzin atıyorsunuz, körüklüyorsunuz, yangına körükle gidiyorsunuz. Bu yanlış bir iletişim yoludur. Yani bu arkadaşınız aslında ayrılmak istemiyordur. Ama o günkü siniriyle kocasını atıyordur, şey yapıyordur, siz de ona destek verdiğiniz için belli bir süre sonra eşiyle iyi olduğu zaman sizi tarihtadan siler. Sizi dostluğundan siler. Niye? Siz ona onun duymak istediğini anlatmadınız. Bu da yanlış bir sistemdir. Onun duymak istediğini de anlatmanız yanlış bir sistemdir. Aslında bazı şeylerde araya girmek yanlıştır. Onun için bir şey arkadaşınızla ya da böyle bir dostunuzla bir şey görüşecekseniz bu konularda çok dikkatli olmanızda yarar var diye söylüyorum. İnsanlardaki statü farklılığını gözetmektir. Yani adam bir yerde genel müdürlük yapmış, emekli olmuş. Sen bir öğretmeni küçümsemek istediğinden ya da birisini küçümsemek istediğinden değil. Statü nedir? Benden daha çok okumuş, görmüş, devlet dairesinde, üst makamlarda, mevkilerde çalışmış birisi. Ya da şunu şöyle söyleyeyim, köylüdür. Adamın işi buğday ekmek, pancar ekmek, şubu yapmak. Ben öğretmen olarak gidip bu adama akıl veremem. Bir öğretmenin de statüsünü düşünerek ya da bir kişinin karşısındakinin statüsünü düşünerek, örneğin albay birisine ya da özel hareketçi birisine terörden nasıl korunur anlatmak gibi bir şeydir. Güven eksikliği, karşı tarafa inanmama. Güven, kendinize güveneceksiniz. Ben bu işi yaparım. Ben bu işi yapacağım. Bu güveninizi kendinize vermek demek zaten işin yarısını atlatmak demek. Eğer sizde bu güven eksikliği varsa, ben bunu nasıl yapacağım, ben bunun altına nasıl kalkarım diye düşünürseniz zaten burada iletişimi baştan koparmış olursunuz. Anlaşılmazlığı karşılıkta gelen ifadeler şu demek, anlaşmazlığa ve karışıklığa. Eğer karşı taraf anlaşmadıysa, anlamadıysa
tekrar anlatmanın yöntemini bulmaktır. Nedir? Onun anlayacağı bir yöntemi bulacaksınız. Yöntem dediğim şey karşı taraftakinin sizin anlatmak istediğiniz anlayamıyorsa onun anlayacağı şekli bulmanız gerekir. Siz de bir sürü öğrencisiniz. Biz de burada bir şeyler anlatıyoruz. Şu anda yüz yüze olmadığımız için işte internet kanalıyla, kamera kanalıyla bir şeyler anlatıyoruz. Ama ben sizin şu anda ne anlayıp anlamadığınızı bilmiyorum. Çünkü gözümün önünde değilsiniz. Ama bir sınıfta olsanız ben bu konuyu anlatırken şöyle bir arada geçsem ben kimin nasıl anlayıp anlamadığını gözünden anlarım. İşte bu uzaktan eğitimin en büyük yanlışlarından ya da eksikliklerinden maalesef birisidir. Fakat bu koronavirüs dolayısıyla da başka bir yöntem bulamadığımız için insanların gruplaşmadan kaçınmaları gerektiği bir ortamda biz sizi okula toplayıp gruplaşma yapamayacağız. Bunun için koronavirüs dediğimiz bir dünyayı kasıp kavuran bela hepimizin maalesef eğitimini, sosyal hayatını, işte anne baba sevgisini, çocuk sevgisini, kucaklaşma sevgisini maalesef aldı elimizden. Böyle bir şeyi eğer rüyamızda görseydik ya da birisi bize bir şey deseydi ki ya bakın öyle bir gün gelecek ki sizler tokalaşamayacaksınız bile ya da sarılamayacaksınız artık. Deseydi ya da mimiklerinizi bize gösteremeyeceksiniz çünkü maske olacak yüzünüzde ben senin gözlerinden bir şey anlamıyorum diye deseydi hiçbirimiz yok canım öyle bir şey olmaz derdik. Demek ki yaşadığımız sürece bunların hepsi oluyor. Ama sizden ricam COVID-19 virüsünün ülkemizden gitmesinin 3 tane şeyi var, yolu var. Maske, mesafe ve temizlik. Artık maskelerin de yeteri derecede korumadığını biliyoruz. %40 koruyor, %50 koruyor. Çünkü %10 koruyan maskeler var. Maske maskelikten çıktı. Sahte merdiven altı maskeler üretildi. Nasıl güveneceksiniz? Çin maske takıyorsunuz, 3 maske takıyorsunuz. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü maskeyi şöyle yorumluyor. Arasına iki tane bezin arasına süzgeç koyduruyor. Açın, maskede süzgeç yoksa hiçbir şey değildir. O maske falan değildir. Peki ne yapacağız? Biz kendimizi mesafe olarak koruyacağız bu sefer. Öbür dersimize devam etmek üzere. Hocam, Berkun ve Melik öğretmenler günü kutlamış. Onu da söylemeden geçmeyeyim dersimizin sonunda. Öğretmenler günümü kutlamışsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama yüz yüze kutlayabilseydik keşke çok güzel olacaktı. Sizleri özlediğimi söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.